Kış geldi be artık. Havalar soğumuş. Herkese selamlar. Bugün günlerden pazar günü. Bu niye ötüyor anlamadım ya. Şunu bir kapatalım radyoyu. Klimayı biraz ayarlayalım. Şöyle bire çekelim ki konuşmaları duyabilin. Yoksa çok ses yapıyor. Önümde de bir polo varmış. Benim bu polo iyi ya. Ben işe gidip geliyorum onunla. Kaç kilometrede olmuş? 138 binde. Ben bunu 100... Kaçta aldım ya? 129 binde aldım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam 3 yıldır ben de sadece işe gidip geliyorum son 1,5-2 senedir. Bugün tabi günlerden pazar, kimse çalışmıyor. Ama biz tır şoförleri her zaman yollardayız. Ya yollarda da olmamız gerekiyor. İnsanlar hafta içleri marketlere, bir yerlere gittikleri zaman hani ürünleri bulabilsinler diye. Aslında benim kendi branşımla alakalı konuşuyorum. Ama genel olarak da normalde çadırlı kullananlar, onlar biraz daha dinlenebiliyorlar hafta sonları. Özellikle sürüş yasakları var onlar için ama bizler için yok. Biz sürekli taşıyoruz. 7/24 bizim için bir sürüş yasağı yok. Çünkü taze ürünler taşıyanlar için o yasaklar geçerli değil. Sakin bir hava var Avusturya'da. Yola çıktık. Bu çevrede olacağız bugün. Bugünkü planım belli. Yani bugün şöyle söyleyeyim. Toplamda 100 kilometre yapacağım. O da bir şey değil. Kilometre sayılmaz o. Çok yoğun bir zamandı. 1-2 aydır bayağı yoğundu. İşte bir Portekiz'e gittik Pirelli için. Onun videosu da yayınlanmıştır büyük ihtimalle. Portekiz'e gittik. Ondan sonra bir İspanya yaptık. Ondan önce tabii Hannover Ford'un yeni elektrikli aracına baktık. Bunlar için hep Instagram'da güzel storyler falan paylaşıyorum. Bu arada bir çekiliş de yapacağız. Şu çantayı da bir açayım. Bu da benim işe götürüyorum bu çantayı da. Ya da bunu tırda açayım ya. Şimdi hiç uğraşmayayım, sürüyorum ya. Bu çantanın içinde çekiliş yapacağımız şeyler var. Malzemeler var. Böyle gittiğim yerlerde bana hediyeler veriyorlar. Ben de onları takipçilerimle paylaşmak istiyorum. Hani aslında işe yarar çok güzel şeyler de var. Hatta bir tane daha var. Onu almayı unuttum. O çok gerçekten şey, kaliteli bir şey. Onlardan bahsederiz. Bir hoparlör zaten bir tanesi. Şapkalar var. Sonra bardaklıklar falan var böyle güzel termoslu. Çok kaliteli böyle güzel yapılmış, güzel özel hazırlanmış malzemeler var arkadaşlar. Maket tır var. Yani bir sürü şey var aslında bu çekilişte. Güzel, bana hediye edilen şeylerden. Aslında iki çanta da alabilirdim ama almadım. Bir çanta, herkese birer çanta hediye edildi. Yani inisiyatif kullanıp alabilir miydim? Tabii ki alabilirdim. Şapkalarımızdan var tabii 3 tane. Bu iki tane lansmandan aslında alınan şeyler. İki tane lansmandan aldığım eşantiyonlar. Neyse şimdi tıra geçelim. Konuşuruz. Bilmiyorum şu anda nasıl görüyorsunuz da. Şunu biraz geriye çekmek lazım diye. Geriye çekemiyorum. Arkamda şey var. Şu kum torbası var arkadaşlar. Bir de çadır var. Çadırım da var. Ben bazen böyle çadır kampı falan o ortamları seviyorum. Ailecek İtalya'ya falan gidiyoruz. O tarz yerler denk gelirse kamp yapıyoruz. Kamp hayatı. Seviyoruz yani çoluk çocuk. Güzel oluyor. Tavsiye ederim herkese. O yüzden koltuğu geriye çekemedim. Hep bu lansmanlardaydım. Çok yoruldum. Bir ay içerisinde, 1,5 ay içerisinde 3 tane yere gittim. Güzeldi. Bir yandan eğlenceli miydi derseniz, evet eğlenceliydi. Güzel geçti. Ama yorucuydu benim için. Çünkü bu işi yapmak kolay değil biliyorsunuz. Ağır iş. Benim yakıt şeyi çalmışlar. Şöyle şurayı çekeyim ya.
Bu arabayı da hiç temizlemiyorum. Var ya bayağıdır böyle. Yakıt deposunun kapağını çalmışlar. Burada şeylerim var. Bir ara aküsü yoktu arabanın. Tırdan falan burayı bırakıyorum ya, çalışmıyordu. Tırdan takviye yapıyordum. Şuraya kadar elimle itiyordum. Evet, Allah'a emanet. Burada da benim malzemelerim falan var. Burada bir Dorsa'yı çalıştırmışlar. Bugün buradan yüklemeyeceğiz. Ben geldiğim zaman inşallah tırın anahtarını almışımdır. Hadi bakalım. Ha, almışım. Unutmam genelde. Şeyi çalmışlar benim. Yakıt depo kapağını çalmışlar. Ben de o ara şeydeydim, Barcelona'daydım. Bu organizasyonlar için şey yapmışlar. Bizim bir arkadaş var, Erdal abi. O buraya böyle bir streç filmle iyice bir sıkıştırmış, kapatmış. Sonra farı da arka stopları göstereyim size. Bismillah. Geçelim abi. Şu ayakkabılar da artık mahvoldu. Onları da atacağım. Şöyle çantamızı koyalım. Birazdan hediyeleri gösteririm size. Bir aracımızı bir çalıştıralım ya Allah. Bismillah diyelim. Kartımızı takalım. 24 saatlik bir mola şey yaptık. Elimi de kestim. Şöyle şeyi açarken şu fıstıkları. Okey diyoruz. Ya kartımızı taktık. Tamam. Başlama ülkesi Avusturya. Kabul ediyorum. Ya diyorum, firmaya da şey yapıyorum. Bu bilgileri gönderiyorum. Şimdi ben tıra geldiğim zaman genel böyle rutin bir kontrol yaparım. Lastiklere falan bakarım. Lastiklerde bir şey var mı diye. Genelde bakarım. Çok yakın mesafe gideceksem orada da bakabilirim. Yani şu stopları kırmışlar. Yani burada bir yere vursak burası darbe alır. Yani zaten ben bu Dorsa'yı aldım. 2 saat sonra buraya getirdim, park ettim. Hiç rampaya falan girmedim. Yani Viyana'dan aldım, buraya getirdim. Şey yapmışlar. Kırmışlar. Benim sürekli 2 ayda bir kapak çalınıyor, anlamadım. Bundan sonra kilitleyeceğim. Bir ara kilitlemiştim zaten de. Anahtarı kaybettim. Dorsa'nın içine de bakarım. Tamam, her şey tamam. Bunu Viyana'ya gittiğim zaman değiştireceğim. Bizim firma Viyana'da olduğu için. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Tamam. Güzel. En önemlisi çekici tekerler zaten. Genelde inşaat alanlarında çalışanlar için tekerlek aralarındaki taşlar temizlenir. Yola çıkılacağı zaman bunlar diğer araçlara zarar verebilir. Jantın genel durumuna bakarım. Genelde uzun yol yaptıktan sonra, uzun yola çıkarken çok bakıyordum. Buralarda çok nadir kısa işlerim oluyor. O yüzden pek aman aman da kontrol etmiyorum, ama uzun yola çıktığım dönemlerde sürekli tırı kontrol ederdim. Lastik sıcaklığına bakardım. Ondan sonra tamam. Lamba kontrolü yapılır. Arka lambalar, bilmem neler, gündüz şeyleri. Tabii farı açarsın, öyle kontrol edersin. Günlük rutinim böyle. Şu ayakkabıları da çıkartayım. Şu ayakkabıları da çıkartalım. Hemen ıslanıyor bunlar da. Anlamadım, gitti ya. Şu çöp tenekesinin çöp kutusunun içine koyalım. Evet dostlar. Şu kapıları bir kapatalım. Genel sesi bir keselim. Kısalım abi. Biraz koltuk ısıtıcımızı açalım. Belimiz falan rahatlasın. Cüzdanı koyalım. Instagram'a da gelin. Çok güzel, orada da şeyler çekiyoruz. Storyler falan çekiyorum. Anlık beni takip edebiliyorsunuz. Şimdi bakalım burada yemeklerin haricinde neler var. Instagram'dan yapacağımız, belki bir kısmını YouTube'da da yazarız. Şey yaparız. Yorumlara yazın. Şöyle şapkalarımız var arkadaşlar. Çiğ köftemiz. Ya Urfalı olduğum her yerde belli ediyorum. Aslında Malatyalıyım da Urfa'da büyüdüm. O yüzden diyorlar ya, nerenin ekmeğini yiyorsan. Yani Malatya'ya hiç gitmedim arkadaşlar. Ama Urfa'nın
Urfa'da yıllarım geçti. Elmalı turtamız var. Elmalı turta diyorum, elmalı. Kurabiye mi derler? Şöyle bir çiğ köfte şeylerimiz. Bunlar kalsın. Motor yağımız var. Akşamları yatmadan bir çay bardağı içiyorum dermişim. Şöyle bir değişik saklama şeyi. Bu da ilgi çekebileceğini düşündüğüm için aldım. Satın aldığım şeylerden bir tanesi. Gelelim. 3 tane şapkamız vardı. Diğer şapkamız da buradaymış. Duff'ın orijinal şapkaları. Maketimiz var. Bir tane çok kaliteli bir hoparlörümüz var. USB stickle bile çalabiliyorsunuz. Hoparlör dediğim neydi onun adı ya? Adını, ismini unuttum. Speaker mı diyorlardı? Speaker'dı galiba. Bakın böyle de bir çant şeyimiz var. Şöyle açalım. Bunlar tabii biraz şey oldu ama. Bak. Bunlar niye böyle bozuldu anlamadım. Şunu koyalım şöyle. Baksanıza bardak vesaire. Çok kaliteli şeyler. Bunlara, bu neymiş? USB'si var. Anahtarlığı var. Ondan sonra bu herhalde şey, harici bellek. Harici hard disk galiba. Tahminimce. Ekstra harici hard diski var. Bunlara hediye edebiliriz dostlar. Ya YouTube'dan yaparız bunu. Ya da artık bakarız. Bunu konuşuruz. Yani bunları ben hediye etmeyi düşünüyorum. Açıkçası. Bunları tıra getirdim ki burada kalsın diye. Evet, şimdi sürüşe geçeceğim. Bakalım günüm nasıl geçecek? Neler yapacağım? Genelde pek bir şey yapacağımı sanmıyorum ama. Çünkü bu yakın taraflardayım. Güzel bir video böyle başlangıcı olmuş oldu. Siz de kafa kamerasını özlemiştiniz. Biz de çekmiş olduk. Ara sıra yine böyle kafa kamerasını ben de özlüyorum. Eskiden yola giderken falan. Çok iyi oluyor. Hatta hiç durdurmayalım videoyu. Şey yapalım. Bunları yerleştireyim ben. Bunlar hep kataloglar. XT'ler, Duff'ın XT'leri. Şehir içi kullanıma uygun üretilmiş olan XT'ler. Bunlar da XT'nin şapkaları zaten. Bunu da hediye ederiz. Duff XK Plus. Dorsesiyle beraber. Güzel bir hediye olacak diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne yapalım? Nereden hediye edelim bunları? Bir su içiyorum müsaadenizle. Yakıtım da az kalmış. Şunu şöyle koyalım. Evet, yola çıkalım. Hayırlısıyla inşallah. Burada bir not şeyim var. Duff XG ile olan XT ve XG Plus ile ilgili görüşlerimi sonraki videoda anlatacağım. Önce onların videolarını bilmiyorum izlediniz mi ama isterseniz kendi görüşlerimi paylaşabilirim. Ben sadece orada tırı tanıttım. Yani tırı kendim aslında merak ettiğim taraflarına baktım. Benim ilgimi çeken şeyler vardı. Tırın aerodinamik yapısı, yakıt tasarrufu için bunlar çok önemli çünkü. Rüzgar dirençleri. Bunlara baktım. Bundan sonra teknoloji olarak tırda ne gibi yenilikler yapmışlar, neleri düzenlemişler. Hani bu yeni kabin sonuçta, premium bir kabin. Şu an Scania'da bile aslında öyle bir kabin yok diyebilirim. Ya var tabii, Scania'nın da şu anki kabinleri yarışmaz mı? Tabii ki yarışır. O konuda bir sorun yok ama şimdi bunlar bayağı iddialılar. Kabin 12.5 metreküp, 12.3 müydü? 12.5 metreküp müydü? Bir iç hacim söz konusu. Metrekare değil arkadaşlar. Bakın metreküp. Bunlar söz konusu. Hani bence bir şoförün isteyebileceği, yani her şoförün daha doğrusu öyle bir kabin hayali vardır diye düşünüyorum.
Çünkü güzel yani. Şu daha zaten şu ön konsol mesafesini cama yakın tutuyorlar. Çok fazla uzatmıyorlar öne doğru. Ve tabii genelde şoföre dönük yapıyorlar. Aslında yeni nesil tırların hepsinde öne şoföre dönük yapılıyor. Tuşları falan, malzeme kalitesi gerçekten hani dışarıdan iyi duruyor ama tabii ki malzeme kalitesi iyi diyoruz. Biz sadece dış görünüşünden bahsedebiliriz malzeme kalitesinin. Tabii neyden yapıldığı bilinirse daha iyi fikirler verilebilir. Ama bu zamanla bu konsolun yıpranmasıyla görülebilecek bir durum. Ön konsolundaki malzeme kaliteli. Çünkü gerçekten çok kaliteli duruyor. O yüzden hani içeride böyle premium hissediyorsunuz. Koltuklar olsun vesaire. Tabii Scania'nın da var. Ford'un da bu tarz artık araçları var. Avrupa'da zaten DAF çok kullanılıyor. Bildiğiniz gibi çok fazla şeysi var. Kullanıcısı Avrupa yollarında. Hem yakıttan dolayı hem parçaları falan. Ama şu anda 200 bin kilometreye kadar bir servis şeyi sunuyorlar. Yani yılda bir kez ya da 200 bin kilometre sonra gel diyorlar servise. Böyle de bir iddiaları var. %10'a kadar da yakıt tüketimini düşürdüklerini aslında söylüyorlar. Tabii bunun biraz firmalarla, şoförlerle de alakası var. Gaza çok fazla yüklenmeyeceksiniz. Ön cama oraya buraya pek fazla bir şey asmayacaksınız. Hani arabanın ağırlığıyla da orantılı olarak. Bunlar söylenebilir. Onun haricinde güvenlik adına çok iyi şeyler yapılmış. Bence artık ya şurada bir kapı var, kaldırım penceresi. Cam var, kaldırım penceresi. Oraya bir cam açmışlar, pencere yapmışlar. Bu da o XT araçlar için aslında güzel bir olay. Neyse, DAF'tan bahsettik. Zaten videosunu izlemişsinizdir. Ya yayındadır ya da bundan sonraki videoda yayında olacaktır. Portekiz'e gittik. Prelli ailesi bizi, Premetion ailesi bizi oraya da ağırladılar. Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışına gittik. Orada da çok keyif aldık, çok eğlendik, çok güzel arkadaşlıklar edindik. Güzeldi, her şey 10 numaraydı. Yani Portekiz'i, Lisbon'u, işte Belem'i, Sinitra'yı. Sinitra'da biraz yağmur yağdı ama güzel gezmiş olduk. Tur rehberimiz de vardı. Yarışları seyrettik. Ben hayatımda ilk defa motor yarışı seyrettim. Ve o kadar hızlı geçiyorlardı ki gerçekten saygı duydum. Herkesin yapamayacağı bir spor dalı olduğunu anladım. Çok adrenalin içeren bir spor dalı. Motor sporları gerçekten. Ne bileyim, bambaşka ya hani. O atmosferi yaşamak, orada milli gururumuz toprağın ilk yarışta birinci, ikinci yarışta ikinci olması, ikinci günkü yarışlarda bizim göğsümüzü kabarttı yani, milli bir gurur. Hem de gezmiş de olduk, güzel oldu. Ümit Erdin vardı, anlatan adamlar vardı, Asil Hanım vardı. Yani birbirinden değerli insanlar vardı. Hepsi, herkesin bir hikayesi var yollarda. Benim motorla pek bir alakam yok aslında, yani motor sporlarıyla. Hayatımda ilk defa bir motor sporunu baştan sona canlı izledim diyebilirim yani. Bundan önce televizyonda bile hani bir motor, Formula 1 izlerdim. Ama motor çok ilgimi çekmeyen bir şeydi açıkçası. Ama şu an artık tutkunu oldum. Hani şeyin, toprağın her yarışını böyle artık izliyorum. Hani Arjantin'de bir yarış vardı Portekiz'den sonra. Baksanıza, takip ediyorum yani hakikaten. O yüzden hoşuma da gidiyor. İtmeye başladı. Çok atmosfer güzeldi. Enerjili bir ortam vardı. İşte öyle gittik geldik. Yorgunluktu. Linz'den bindim zaten havalimanında. Bizim bu dipteydi. Sabah gece 10'da işim bitiyordu. Ondan sonra 3'te kalkıyordum. 12 mi? 1'de falan yatıyordum. 1-2 saat. Gidiyordum havalimanından binip Frankfurt aktarmalı. 2 aktarma ile beraber bir Portekiz'e, bir Barcelona'ya. Dönüşte de aynı şekilde. Yandım be. Vallahi koltuktan yandım. Yorucuydu ama keyifliydi, eğlenceliydi. Gerçekten insanın unutamayacağı şeyler. Barcelona'dan ondan sonra işte gelirken kızıma hediye falan aldım. Güzel şeyler böyle vardı. Bu İspanyolların şey yaptığı, oynadığı flamenco dansı var ya, onların ayakkabıları, kıyafetlerini falan aldım küçük kızıma. Tabii şu anda oynayamaz, daha küçük. Belki ileriki zamanlarda, bir 4-5 yaşına geldiği zaman, okulla böyle bir müsamere olduğu zaman, burada oluyor çünkü,
giyebilir diye düşündüm. Öyle anlamlı bir hediye aldım ona. Yarın bir gün belki der babam bana Barcelona'dan hani bunu getirmiş falan. Allah şeyler de gitti. Virajlara biraz sert diyorum arabanın içi boş diye. Normalde ben bu çöp tenekesini, çöp şeysini, kovasını bağlıyordum şuraya da. Bağlamadım bu sefer. Bir gün izin yaptım. Bir dahaki hafta iki gün dinlenirim diye düşünüyorum. İnşallah şu an ETS modunda bir yol şeyi izliyorsunuzdur. Direksiyonu falan. Allah! Araba hava kaçırıyor. Ulan olaya bak. Benim o şey hava tabancası yine patladı ya. Olaya bakar mısın? Şu ileride bir kenara çekeyim de şunu bir düzelteyim ya. Bayağı da kaçırıyor. Bakayım. Şeyde havalarda ne kadar etki edecek şey araca. Yani hava tüplerine bakıyorum. Pek de bir etki etmiyor, araba çalışıyor diye herhalde. Ama sesi rahatsız ediyor. Şurada hemen bir yer var. Orada tır yoksa oraya çekerim. 2 dakika bakarım. Onu da büktüm yani şimdi şey yapmayayım diye. Takmayayım diye. Cuma günü oldu. Yenisini almam lazım. San Valentin'e gidersem acaba otobandan mı gitsem ya? Neyse otobandan gitmeyelim. Viyana'ya gideceğim zaman alırım. Şurada yer var. Hemen orada bir çekip şunu ayarlayayım. Malzemeleri de iki eve götürmedim. Biliyorum başıma böyle bir şey geleceğini. Şuraya çekelim hemen. Parçalana parçalana bir hal oldu bu da, anlamadım. Ne yaptık bunları be? Burada bu yetmez ki abi. Bu işimi görmez ki usta. İşimi görmez sadece ya. Penseme ne yaptım arkadaş? Elimi yaktı ya hava. Neyse ben bunu sonra yaparım da.
Boşa gitmesin hava. Burada da aslında bunun bir... He buradaymış ya. Ben diyorum bunun şeyi nerede? Şunu şöyle takalım. Şunu bir daha geçireyim. Şöyle. Bakalım. Hava elimi yaktı ya. Şuraya bakar mısınız? Bu olayı da böyle çözdük. Kayıp parçamız. Azalta azalta ne hale geldi. Yenisini almam lazım. Şunu bir çıkartayım. Bu olayı da böyle hallettik.